Yorumda, 40 senede. Burada bir şeyler biraz çok fazla değil. Burada ben aynı zamanda emlak ofisi sahibi olduğum için 40 yıldır bu illeti oynuyorum. Bütün tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün her şey kumarla başlar, kumarla biter. Bir ülkenin çöküşü de kumarla olur. Peki İbrahim abi, şimdi bak diyor ki şey Murat Bey, ben diyor inanmıyorum insanların bu kadar kayıp vermesine at yarışlarında diyor. Hayır, at yarışında eyvallah. Öyle kumarda mi? Değil, at yarışında. Ha, at yarışlarında. Evet, kumarda kaybetmiş olabilir. Hayır, yani. At yarışlarında. At yarışlarında inanmıyorum diyor ama sen de diyorsun bakın, ki... Bakın, efendim ben şu anda 57 yaşındayım. Allah geçimden versin. 40 yıldır bütün İzmir ve tüm Türkiye bunu bilir. Şu anda Türkiye Jokey Kulübü'yle de mahkemelik durumum devam ediyor. Ve 40 yıldır bu oyunu oynuyorum ve her oyunum 1 milyar ve 2 milyar geçiyor. Ve kazandığımız paradan aldığımız parada 40 milyon lira. Şimdi tabii ki bunun bir riski vardır. Ama kimsenin kumar oynamamasını istiyorum. Ben bıraktım. İnşallah Allah bütün kumar oynayanlara bıraktırmayı nasip etsin. Peki şimdi İbrahim abi, ganyan bayisi var burada Murat Bey. O da diyor ki yani duydum. 40 yılda oynasa diyor at yarışlarından. Konuş, evet. İbrahim abi merhaba. Merhaba canım benim. Kaybettiklerinizi Allah geri kazandırsın diyeyim ben size de. Şimdi İbrahim abi ben şöyle bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki vatandaş 300 tane dairesini sadece at yarışı oynayarak kaybedemez diyorum. Abi sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani kumar... İbrahim abi diyorum başka oyunlarda oynamıştı. Gazino hayır, kumarı... hayır. İçkim yok. Gece hayatım yok. Sigaram yok. Hiçbir şey, başka kötü alışkanlığım yok. Bir tek at yarışı. Bir şey sorabilir miyim İbrahim abi sana? Evet. Şimdi sadece altılı mı oynuyorsun, bahis de oynuyor musun? Şu en son çıkan iddia... Hayır onlara bakın. Demiyorum. Hayır onlara demiyorum abi. Hayır internette oyunum yok. Hayır ikili üçlü tabela onları tabii, soruyorum. Tabii. İkili de ganyan da yedili de hepsini oynuyorum. Şimdi, ya İbrahim abi profesyonel olarak bu işi bayağı yapıyorsun sen. Yapıyordum. Dur. Evet. Yapıyordum. Şimdi İbrahim abi yapıyormuş bıraktı bak. İbrahim abi. Evet. Sence bu altılı ganyan insanı batırır mı batırmaz mı? Yoksa diğer bahisler mi batırır? Eğer bir insana kötülük yapmak istiyorsanız at yarışına... Düşmanın varsa tabii. Düşmanın varsa at yarışı açılır. Ne diyorsun Murat? Bak. Demagoji diyorum. Bakın, yani şimdi bunlar bizim bu ortamda konuşulan laflar. İşte yani şakayla karışık. Şeref Hanım. Efendim? Allah adına yemin ederek söylüyorum. Dünyanın en berbat bir kumarıdır. Evet. O zaman niye oynadın İbrahim abi? Yani şimdi bu... Tamam şimdi bir şey söyleyeyim. Sevgili kardeşim, bunalan insanlar, geçim sıkıntısından bunalan insanlar... Abi 300 tane daire kaybetmişsin. Ne geçim sıkıntısından bahsediyorsun? Vallahi şu anda benim Buca'da 300 tane değil, 500 tane dairem olması gerekirdi. Abi hangi geçim sıkıntısından bahsediyorsun? Yani senin kazanmamın bir zevk yani olsa da. Sen ağırlık taşalık yapmışsın, parayı kaybetmişsin. Öyle düşüneceğiz yani. Biraz öyle evet. Bir durumu var. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Bir tane İbrahim Bey bir tane böyle at yarış sektöründen 300 bin kişi ekmek yiyormuş. Bana pek inandırıcı gelmedi bu rakam. Yani diyorlar ki yapmayın etmeyin at yarışı bu kadar kötü biz bir şey değildir. Biz at yarışına karşı değiliz ama yani bu kadar kaybedilen var biz. Şimdi at sevgisini diyor işliyoruz. Evet diyor kesinlikle biz öyle. Biz daha ziyade yani kumaran kişi yere. Direkt ekmek yiyor. Yani bir şey bunu 5'er kişiden koyarsan. At yarışını seven kesinlikle var. Kumar eyvallah ama şimdi. Bitireyim mi sözümü? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Diyor ki at yarışını seven insandan zarar gelmez. Kumar boyutu çok farklıdır diyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada soruda yine şeye dönmüş. Siz bağcısınız da. Yani şunu Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bir adam kumar oynuyorsa gidip 1 milyonluk kumar oynayamaz. Bak evinin 5 milyonluk ekmek parasını vazgeçe karısının kolundaki bilezikleri de alır mecbur. Evet. Oynar. Evet. Ama at yarışında böyle bir olay yok. Nasıl yok? Yani böyle bir olay yok. Nasıl? Söylüyorlar.
İşte vardı ya. Öyle var mı? Işte. Öyle bak, bu iki ay önceden o İzmir yarışını yarışını yeter aldı. Yarışını onun yarısını İbrahim aldı meşime. Ayrıca geri satmadı. Efendim İbrahim Topçu. Bak al işte. Efendim İbrahim abi. Ganyan Bayisi kardeşime katılmıyorum. Gelsin Buca İzmir Şirin Yer İpodrumu'na. Buradaki bütün insanların dramını izlesin. Burada evindeki televizyonu satıp alt yarısı oynayan birçok arkadaşlar. Abi bunlar safsata, böyle bir şey yok. Örnek benim için burada şey yok. Bir dakika adam parçalıyor. Sen biraz önce dedi ki oğlumun bilgisayarını eksik etmedim, kızımın şeyini eksik etmedim. Bırakın bu işi. Ama bak şimdi 14... Gerçeği konuşalım. Bir dakika ya Murat, 14 milyar para kazandım. Bir dakika, bir dakika. 14 milyar para kazandım diyor, gidip diyor yarısını hanıma bilezik aldım. Ama tekrardan diyor o bilezik bozdum, tekrar geri sattım. Abla biraz önce demedin ki ben ne oğlumun bilgisayarını eksik yaptım, ne onu yaptım. Bunu yapan adam bilezik mi satar abla yani? Aldım ama bileziği sattım diyor. At yarışı yüzünden 30 yaşındaki baba 5-3 yaşında ve 20 günlük bebeğini bırakarak intihar etti. Ve öğretmendi diyor. Hala neyin iddiasını ediyor? Efendim İbrahim abi bir dakika. Efendim. Bunu söylesene. Sen kumarbaz mısın? 5 lirada bir, 5 milyarda bir. Hayır. Ay kumarbaz olmuş. 5 lirada bir, 5 milyarda bir. 5 milyarda bir olur mu? Küçük, küçük parayla oynadığı zaman kumar olmaz. Büyük oynadığı zaman. Sen 1 lira kalmışsın, hayır 100 milyar kalmışsın. Aynı şey değil mi? Hırsızlık yani. Bakın Efendim Hanım, buradan tüm hükümet yetkililerinde uyarıyor ve protesto ettim. Bir ülkede bu kadar kumar serbestliği olmaz. Buna lütfen el atarak, lütfen bu kumar illetinden insanları kurtarsınlar. İbrahim Bey, böyle bir şey var. 10 yarış veriyorlar. İbrahim Bey, İbrahim Bey, bu zaten bu hakikaten bu yaraya kanayan bir yara bu. Benim tahminim, bunun üzerine muhakkak devlet gidecektir. Yani devlet bundan elini çekecektir. Ve herhalde inanıyorum ki görüşleri doğrultusunda da parti programlarında da bir okumuştum, böyle ufak bir şeyler vardı. Şimdiki hükümet herhalde bu konunun üzerine giderek bu konuda devletin kumar oynatması gibi bir şeyi, onun çalışmasını yapıyorlar. Bir de konuştuğum bazı insanlar bunu bana söylediler. Ama bu tabii dünden bugüne olabilecek bir şey değil. Bu çok zor bir şey. Dolayısıyla bunun olacağına ben inanıyorum. Bu oluncaya kadar da biraz sabredeceğiz. Sizi yalanlayan Ganyan Bayi sahibi birisi mesaj atmış. Ben Ganyan Bayi'yle yaptım, Ankara'nın en ünlü yerinde diyor. Ben de iki daire parasını kaybeden insan var diyor. Bağlayın söyleyeyim arkadaşım. Bağlayın söyleyeyim.